Evet, öncelikle bu arabayla başlıyorum. Bu araç normalde 4x4. Arkada LSD olabilir. LSD bozulduğu için şu an önler çekiyor. Bunu da yetiştiriyoruz bakalım. Aracımız 2017 Mitsubishi L200 Storm paket. Gördüğünüz gibi. Önce etrafından şöyle bir dönüyorum. Şimdi kısaca önlerden başlayalım. Araca ilk önce kupa yükseltme yaptırdım. Aracın alt yürüyeniyle hiç oynamadım. Çünkü alt yürüyenle oynadığınız zaman, kit takmadığınız zaman, helezyonlardan yükselttiğiniz zaman bilindiği üzere akis açıları değişmekte. Bu da araç arazide artikülasyona girdiği zaman, akis açıları değiştiği zaman akis kafalarını yemekte. O yüzden hiç alt yürüyenle oynamadım. Bir tık büyük lastik takabilmek için sadece 5 santim kupa yükseltme yaptım. Toplamda 4 solda 4 de sağda 8 takozu var. Pratik bir işlem. Aracında böyle aerodinamini çok bozmayan bir işlem. Daha sonra önden başlayacak olursak, burada bir tane kaput rüzgarlığımız var. Kendim yaptım montajını. 2 adet çakarlarımız var. Bunlar şu anda çakar modunda. Sadece sabit bir şekilde sarı olarak da yanabiliyor. Ayrıca ortadaki ledleri görüyorsunuz. Onlar da beyaz ışık olarak arazide aydınlatma sağlıyor. Üst tarafa gelecek olursak, orada bir monovizör var. Monovizörü ben bu şekilde tercih ettim. Neden derseniz, led bar takmak istemedim. Çünkü led bar takınca ona da kapatmanız gerekiyor. Kılıf takmanız gerekiyor. Ama bu şekilde bir monovizör hem aracı estetik gösteriyor. Ayrıca aerodinamiğine, görünüşüne bir katkı sağlıyor. Ledler çok başarılı mı? Çok başarılı değil. Ama araziye girdiğimiz zaman, çoğu zaman siz de bilirsiniz ki zifir karanlık oluyor. Bu ledleri yaktığım zaman zaten oldukça geniş bir aydınlatma sağlıyor. Tabii ki 1 metrelik veya elips ledler gibi başarılı değil. Onu burada vurgulamak istiyorum. Yanlarda ne var şu anda? Gördüğünüz gibi dodiklerimiz var. Dodikleri vidalı tercih etmedim. Yani biliyorsunuz kaporta delinmiyor vidalılarda. Sadece görünüş amaçlı şu alanları deliyorlar. Buraya ufacık vidalar takıyorlar. Dışarıdan vidalı görüntüsü elde ediliyor. Aracımda şnorkel var. Biz araziye çok girdiğimiz için ve su geçişlerimiz çok olduğu için çamurluğu deldirdim. Onu da hava filtresine sağlıklı bir şekilde montajını yaptım. Kısmen de olsa yalıtımını ben sağladım arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki bu işi yapıyorum deyip de yapamayan, işi eline yüzüne bulaştıran çok arkadaşlar var. Aracın lastiklerine gelirsek, MT lastik tercih ettim. Hankook'un Dyno Pro Ebat 265-70-16. 265-70-16 ideal bir lastik. Fakat 265-75-16 da olabilirdi. 275 de olabilirdi. Ben aracım tek araç olduğu için fazla büyük lastik tercih etmedim. Günlük kullanımda olduğu için. Şimdi dediğim gibi araçta kupa yükseltme var. Şu alana gelecek olursak, bu kupa yükseltmeyi yaptım. Daha sonra 70 yanak takmama rağmen dönüşlerde ve artikülasyonlarda lastik buraya sürtmeye başlamıştı.
Şuradaki yeri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu yer şöyle iki parmak önüne duruyordu. Ben bunu çekişleterek burayı kestirmedim arkadaşlar. Ben kestirme tercih etmedim. Normalde kesiyorlar buraları. Bunu çekişle düzelterek yukarıya katlattım. Yine orijinal bir şekilde kestirmedim. Bu şekilde duruyor. Dodikleri de bu şekilde üstüne montaj ettirdim. Gayet de başarılı oldu. Aracı da denedim. Herhangi bir sürtme yapmıyor. Burada tavan çıtalarımız var. Bu araçlar için yapılan bir tavan çıtası. Oldukça başarılı. Yanılmıyorsam 80 kiloya kadar yük taşıma kapasitesi var. Tavana gelecek olursak 350 litre port bagaj tercih ettim. Zaten önceki aracımda vardı. Neden port bagaj tercih ettim? Bunu da aracın arka kısmına geldiğim zaman açıklayacağım arkadaşlar. Burada güneşliklerimiz var. Yanlarda pakolarımız var. Burada da Eagle Fatih Türkoğlu. Buradan da ona selam olsun. Çok yardımcı oldu aracı ben yaptırırken. Yeni tasarım basamaklarını kullandım. Oldukça başarılı. Güzel bir basamak arkadaşlar. Yine arka şekilde bu şekilde dodiğim var. Gördüğünüz gibi. Şuraya araca ayrı bir hava katsın diye mat siyah bir kaplama yaptım. Şnorkel, öndeki rüzgarlık, dodik ve farlarla bir bütünlük sağladığını düşünüyorum. Ahmet Emin çadıra çıkarken ayakkabını çıkart. Yine arka tarafta herhangi bir eğme, kesme, delme, bükme olmadı. Bir saniye hayatım. Arabamla ilgilen, ben çadıra çıkıyorum. Tamam, senin arabanla da ilgileniyorum. Şimdi arka tarafa gelirsek yine Eagle'ın Spider'ını kullandım arkadaşlar. Neden Eagle? Neden Eagle? Neden Fatih Türkoğlu? Çünkü piyasada bu işi yapan diğer firmaları da takdir ediyorum. Fakat bildiğim kadarıyla Eagle'ın metal, yani saj kalınlığı diğerlerinden bir tık daha üstün. Bu da zaten bu araçlar çok böyle sarsıntıya girdiği için arazilerde, bu da bizim için sağlamlık ve uzun ömürlü kullanış olarak yansıyor biz offroadçulara, kampçılara. Şimdi bilindiği üzere bu araçların kasalarının iç kısmında böyle bir plastik kaplamalar var. Şimdi ben üstte çadırı koydum. Spider'ımı da taktım. Fakat Spider'ı takarken bu plastikler, bilindiği üzere bu çamurluğun buradan şurada izi var, görüyorsunuz. Dışarıya taşıyor. Şimdi ben onu mecbur kestirmek zorunda kaldım. Çünkü bagaj sürgüsü onun üzerine montaj edilmiyor arkadaşlar. O plastik parça zamanla bagajda sallandığı için burada boya üzerinde bir çizgi oluşturdu. Ve bu çirkin bir görüntü oluşturmuştu. Ben bagaj rayını yaptırırken bu çirkinliği de kapatmak için buraya ince bir pasta cila attırdım. Ve önden şu çizgi, şu hattı takip edecek şekilde önden arkaya incelerek gelen bir mat kaplama yaptırdım. Gördüğünüz gibi gururumuz, iftarımız Türkoff stickerımız burada. Arka tarafa gelecek olursak bagaj kapağını kapatayım. Burada bir bagaj kaplaması uyguladık. Yine Eagle'ın arka tamponu var. Çekidemir yeri var. Ledler geri vitese bağlandığı zaman yanıyor. Çekidemir de takabiliyorum. Fakat biliyorsunuz ruhsata işletilmiyor bunlar. Ama böyle bağ bahçeniz varsa bu gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Römör çekebilirsiniz. Şimdi bagajımızın içine gelecek olursak sürgüyü kapağı kapatmadan önce şunu bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pikapların çoğunda bagaj kilidi yok. Ben buraya bu tarz bir kilit yaptırdım. Normalde bagaj kilidi de
takılıyor. Henüz taktırmadım. Arabanın merkezi kilidine takılan bagaj kilidini henüz taktırmadım. Onu taktırdığım zaman da tabii ki kullanacağım. Fakat bu sürgülü kapaklar... Ahmet'im bir saniye. Bu sürgülü kapaklar biz arazideyken günlük kullanımda bir sıkıntı yok. Bazen biliyorsunuz bu kenarlarda kilit mekanizmaları var. Oradan atıyor ve kapak açılabiliyor. Açılmaması için de ben bu görmüş olduğunuz kilidi yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı bir tık açıyorum. Evet. Burada fikirlerinize ihtiyacım var. Düşüncem şu yönde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz iki çamurluk arasına şu malzeme kutusunu görüyorsunuz. Onun ebatında biraz daha yüksek. O iki ölü alan benim için o iki çamurluk arası. Orayı kaplayacak şekilde bir tane kromdan su deposu yaptırmayı düşünüyorum. Ondan sonra geri kalacak şekilde diğer bir fikrim de bu örtüyü düşünün. Bu uzunlukta bagaja bu şekilde ve bu enlilikte girebilecek minimal bir mutfak tezgahı. İşte uç tarafında evye, bir ucunda ocak. Yine bu yükseklikte olacak ve kasaya bu şekilde girecek. İçerisinde işte kap, kacak, tabak, çatal, bıçak vesaire kullanabileceğim bir şekilde düşünüyorum. Diğer bir fikrim ise ve bana şu an en mantıklı gelen olay şu arkadaşlar. Şimdi şu kasa kapağını düşünün. Uzunluğu yanılmıyorsam 1.35'ti. Geçen gün ölçmüştüm. Şimdi şuradan bu alana kadar şöyle upuzun bir mutfak tezgahı tasarlamayı düşünüyorum. Mutfak tezgahı şu noktadan buraya sabit olacak ve dönecek. Örneğin ben kampa gittim. Mesela şu alandan işte şu alana kadar şöyle bir tezgah sürgülü kapağın altında kalacak. Efendim oğlum? Efendim? Ahmet'im oradan sarkma. Şu alanda tezgah olduğunu düşünün. Bagajı açtınız. Tezgahın şurada bir mekanizması olacak. Şuradan çektiğimiz zaman tezgah böyle gelerek şu alana şu şekilde biraz da dışarı çıkacak, uzanmış olacak. Selam arkadaşlar. Tente de burada olduğu için tentenin altında otururken burada yemeğinizi veya işte suyunuzu kullanabileceksiniz. Düşüncem iki yönde. Özetleyecek olursam bir kasanın içerisine derinleme olacak şekilde bir mutfak tezgahı. Bunu portatif de yapabilirim veya raylı da yapabilirim. Bir diğeri de şu kasanın arkasına upuzun derinliği öne doğru derinliği bir 40 santim olacak şekilde. Ve şuradan şöyle açtığımız zaman şu alana, şu alanda şöyle duracak şekilde bir mutfak tezgahı düşünüyorum. Çünkü bu kasal araçlarda bu şekilde veya bu şekilde seyahat sıkıntı olabiliyor, devriliyor. Tabii ki ahtapotlarla çözüm bulunabilir, lastikli iplerle. Bir yere kadar oluyor arkadaşlar. Burayı kapatacak olursak, bunun kapağın üstüne, sürgülü kapağın üstüne çok yük atılmıyor bildiğiniz üzere. Buraya da şu bağlantı noktalarından ön cama kadar böyle aradıklarla minimal bir demir yaptırıyor. Tabi bu böyle estetik açısından da çok önemli olacak. O tarz bir şey düşünüyorum. Bir diğer projem de malumunuz bu çekidemirlerine takılan bisiklet taşıma veya motosiklet taşıma aparatları var. Yurt dışı fiyatlarına baktım. Ortalama 400-500 euro bandında. Bunlar minimal fiyatlar. Ülkemizde de 10 ile 15 bin arasında oynuyor. Ben buraya kendim çekidemirine takılan motosiklete kadar taşıyabilecek kapasitede veya en az 4 bisiklet taşıyacak kapasitede bir taşıma aparatı yaptıracağım.
Özetleyecek olursam çekidemirine takılan buradan bir profil buradan yukarıya çıkacak. Şu seviyede bisiklet taşımanın boynuzları olacak. Biliyorsunuz bisikletin kadrosunun geçtiği. Biraz uzun olacak. 1, 2, 3, 4 tane bisikleti takabileceğim. Aracın sol tarafına geldiğim zaman burada zümrütün 3'e 3 bir tentesini kullandım. Tenteyi sezon başladığı için Spider'a monte ettim. Fakat kapıyı kurtarması için gördüğünüz için aslında şuraya takmam lazımdı. Şu düz alana. Fakat kapıyı kurtarması için ne yazık ki tam köşe noktasına geldi bağlantı yerleri. Görüyorsunuz bağlantılarını da şuradan göstereyim arkadaşlar. Biraz aydınlatmaya çalışıyorum. Buraya bu eğimi alacak şekilde paslanmazdan bir gömlek yaptırmayı düşünüyorum. En azından şöyle dik duracak bu alan. Onun üstüne tenteyi taktırmak istiyorum. Aracımda Brothers'ın yana açılır. 4 kişilik yani 2 artı 2 olarak geçiyor bunlar. 2 yetişkin 2 çocuk. Çadırı var. Geçen sene tatile bununla gittim. Kanalımda videoları var görebilirsiniz. Bu sene de tatil konusunda imkanları zorlayacağım bakalım. Gelecek olursak aracın da sol tarafını gösteriyorum. Aracımız bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu aracı tamamen ben boşaldım. Üzerinde demir jantları vardı. Kendim bir kısmını kendim, bir kısmını dışarıda, bir kısmının parçalarını sipariş vererek, montajını kendim yaparak bu hale getirdim. Maliyet konusunda sorularınız olursa aynen veya şunu da şöyle yapsaydınız diyeceğiniz olursa bu videonun altına paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinize, önerilerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiler. Şimdi aracın bir sonraki videoda aracın çekiş sistemi hakkında bilgi vereceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Ben uzun süredir Suzuki kullanan birisiydim. Beni kanaldan takip edenler bilir. En son 2.5 V6 Grand Vitara'm vardı. 98. Çadırım falan da üstündeydi. Geçen sene tatille onunla gittim. Bagajdan dolayı aracı satmak zorunda kaldım. 2 Grand Vitara'nın XL7 modelleri var. Dizel değil de benzinli olan modelleri var. Onlardan alacaktım. Ama ya bu araçla bu aracı boş aldığım halde arasında samimi söylüyorum belki hani 50 bin lira falan oynuyordu. O araç örnek veriyorum 2002 veya 2003 modeldi. Bu araç 2017 modeli arkadaşlar. Arasında 50 lira oynuyordu. Bunu tercih ettim. Hani çok da pişman değilim ama içimde her zaman bir Suzuki'ye olan bir sempatim var. XL7'yi düşünüyordum. Nasip olmadı bagajından dolayı. Fakat bu aracın pick-up'ların X'le yani Suzuki'lere göre arazi kabiliyetinin RD lock kilidinin olmasından dolayı kapı açık hayatım. Bir dakika bekle bekle. Öyle çekersen açılmaz. Daha arazi kabiliyetinin kilitten dolayı bir tık daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Şimdi aracın içine geçeceğim. Çekiş sistemi hakkında bilgi vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.